Yazgın sana yine gündü han. Kurultay az önce keçeye oturtup göklere kaldırdığı Kaan'ı şimdi yargılayacak. Yazgı çok acımasızdır hatun. Endi de bana kandaşımın canını aldırır. Kızı babasının öcünün peşine düşer mi? Onu da bir çare düşünmek lazım. Kızı babasının öcünün peşine düşer mi? Onu da bir çare düşünmek lazım. Saraya gider gitmez Alpagan'la konuş. Şartlarını yerine getirsin, düğünümüzü kursun. Saraya döndüğümüzde baban yargılanır. Belki boğulur. Sen düğün mü düşünürsün? Sen benim ne düşündüğümü bırak da buyruğumu yerine getir. Yoksa... Yoksa? Eksik Tekin ne kadar da masum görünür. Bir bilseler, Kaanları tahttan indirir. Kaanları tahta çıkartır. Sessiz. Bir bilseler. Akkız. Hadi. Babasını satması için kır çiçeğe ne verdiniz? Batuga Tekin'le evlenip sarayda kalmayı diledi. Daha çok şey ister diye düşünmüştüm. Ne yapacakmış o eksikle evlenip? Ne yapacak bilmem. Tek bunu der. Dağlı. Sence Kırçiçek babasının öcünü alacak mı? Bilmem. Hanım. Neden? Bir düşün. Biri babanı öldürse. Baba! Babanın katilinden öcünü almak istemez miydin? Oh!
Balamir'den uzaklaşın. Bırakın. Balamir benim. Balamir'i sen mi kurtarmaya çalışırsın? Neden çolpan? Sen Çaşa'da değil misin, bilmez misin? Haberim bile yok. Alpaguan'dan öcümü almak için tek şansım Balamir'le bir olup savaşmak. Balamir tahtırsından gözünü kan bürümüş bir deli. Onunla bir olmak çılgınlık. Göğü ele geçirmek için başka şansım yok. Balamir'i sana verip Bozkır'ın kana bulandığına göz yummaktansa şimdi boğazını keserim. Sen hanının buyruğuna karşı mı çıkarsın? Kim için? Babanı öldüren Gökhan'ı için mi? Alpaguhan'ı vuran pençesin sen. Şimdi onun hizmetine mi girdin? O okyaydan çıktığı an keserim boynunu. Bundan böyle bil ki hanın sırtını dönmüş, ocağın sönmüştür. Seni boyumdan sürdüm. Gayrı, hanım var de deme. Atam var de deme. Kendine dağılayım da deme. Obasız de, atısız de, yurtsuz de. Saltuk! Bak kız, neredesiniz? Kaçın. Kaçın hanım. Tekin'im! Balamir kaçtı ama. Çolpan hanımız sağ olsun. Onu yakalamamıza yardımcı oldu. Biz elimizden kaçırdık. Hanım yetişti. Sağ olsun. Kurşuna kesmiş köyün öfkesi, göğün yağmurunun suyunda dinmiştir. Taht senindir, otur hanım. Baht senindir, buyur hanım. Başlasın. Sanık getirilsin. Yasavul söylesin.
Amirbek, töre yasadır. Töre, kanunun bile üstündedir. Sen töreyi çiğnedin, ben de gök kanunu yasavulu olarak seni yakaladım. Şimdi de yargılanacaksın. İşittin mi? İşittim. Balık getirirsin. Tanık söylesin. Alpagahan'ı vurduğu için yakalanan pençenin sahte olduğu ortaya çıkınca babam dedi ki, madem gerçek pençe dışarıda, o zaman Teginlerin kanını dökelim, suçu pençeye atalım. Benim pençe gibi giyineyim, kanımızı tuzağa düşürüp yarasını kurulta üyelerine göstereyim diye zorladı. Ya bunu yaparsın ya da Alpagahan'ı öldürürüm deyince kabul etmek zorunda kaldım. Altoy'unda hanımızın karşısına çıkıp onunla savaştım ama töremin çiğnenmesine de, ulu kanımız Alpagahan'ın tahtını kaybetmesine de izin veremezdim. Sanığın söyleyeceği bir şey varsa söylesin. Bir sorun var. Gerçek pençe nerede? Gerçek pençe nerede? Kızı babasının ucunun peşine düşer mi? Ona da bir çare düşünmek lazım. Seni omzundan vurdu. Siz de masum bir kızı yakalayıp astınız. Ama gerçek pençeden hiç ses yok. Nerede o? Oradaki koyun sürüsü beni öldürse acımın peşinden koşacak bir kızım bile yok. Gerçek pençe nerede? Gerçek pençe nerede? Kızı babasının ucunun peşine düşer mi? Onu da bir çare düşünmek lazım. Korktuğunuz başınıza gelecek. Beni şimdi öldürün. Yoksa Balamir Kağan hepinize diz çöktürecek. Kurultay ölçe. Kurultay biçe. Güneş tepeye çıkanda kurultay kararını vere. Balamir tahta geçtiğinde Çin orduları sabaha sınırda olur demiştin. Evet ulu heyecan, demiştim. Balamir tahta oturmadan devrildi.
Alpagohan geri geldi. Kimse öğrenmeden ordularınızı durdurun. Seni de Balamir gibi yargılamayalım. İmparatorumuzun Alpagohan'ın tahtını geri aldığı için çok sevineceğini ve ordusunu geri döndüreceğini söylemeyi çok isterdim. Ancak bu doğru bir söz olmaz. Niye doğru olmazmış? Çünkü prensesimizle evli olan Temurtegin'in bir kız kaçırmış olması imparatorumuzu çok kızdırdı. Bir prensesin onurunu zedelemek Çin nezdinde çok büyük bir suçtur. O yüzden siz Temur'u bulup getirmedikçe, o kızı öldürmedikçe ne imparator babam durur ne de orduları. Nal da Çin'de peşimizdedir. Birinden biri bizi öldürecek. Tutkun. Sarayda kalmış olsaydık şimdi ölmüştün. Merak etme. Saçının teline zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Obada konuşurlarken duydum. Çolpan Ağa'nın iz sürücüleri Temur'la Tutkun'un izini bulmuşlar. Çolpan Ağa onları yakalayıp getirmek için bir bölük alp yola çıkarmış. Neredeler? Karluk Beyliği yakınlarında Sarı Türkiş diye bir yer var. Orada. Neredeyse bir günlük yol. Siz dağdan önce orada olur musunuz? Çok zor. Uçmamız gerek. Uçun o zaman Yaman. Uçun. Tutkunu emniyete alın. Temur'u da geri getirin. Onları da mı ayırırsın? Onları da başka kime ayırmışım? Gong. Kurultay kararını verdi. Haydi. Kurultay kararını verdi mi? Verdi Kaan. Alamir Bek. Suçlu mudur değil midir? Suçludur. Töreyi kılıcı bilen Kaan'ın, töreyi değneği sanan kandaşına yarlığıdır. Balamir Bek, şafak vakti. Çok istediği tahtın önünde yay kirişiyle boğulsun. Balamir'i kaçırmadan, onun öfkesini özüme katmadan durmak yok. Şafak'la Balamir'i bulacaklar. Onu gök zindanlarından kaçıramayız. Kaçırırız. Öyle bir kaçırırız ki. Nasıl? Çolpan Han size bunu yolladı. Çık. Yazmış. Çolpan Han bize Temur'la Tutkun'u verebilirmiş. Beni bağışlar mısın? Ne için? Kaan babanı öldürdüğü için. Kaan.
gün bir Kaan olarak babanın canını aldım. Bir kız çocuğu da babasını yitirdi. Evren Alpalıcı'na ihanet ettin. Atanın kurganına bile gelmeyesin. Söyle. Bağışlayacak mısın, bağışlamayacak mısın? Ben kendimi bile bağışlamam. Sizi nasıl bağışlayayım Han? Kendini niye bağışlamazsın? Babamın öcünü almadığım için. Almadın mı? Beni iki okla vurmadın mı? Kendime hep sordum. Ama hiç bulamadım. Bana bir sahte pençe ordusu kurdu. Ama gerçeği yok. Kırçiçek pençe oldu. Ama gerçeği nerede? Eskiden olsa kervanlarımı çapullardı. Ama şimdi ortada yok. Pençe ortaya çıkamazdı. Çünkü Gök Sarayı'da köleydi. Gerçek çift başlı kurdun pençesi. Zaten yanımdaydı. İstesen çok kereler canımı alabilirdin. Ama sen benim canımı kurtardın, tahtımı kurtardın. Neden bu yetim kız Kaan'ın canını almak istemedi? Neden yarım bıraktığın işi tamamlamadın? Neden söyle? Çünkü o yetim kız Han'a değil Anlı'ya vururdu. Çünkü o yetim kız önce alsaydı yurdu batardı. Ama Öcüm'ü almayı çok istedim. O yetim kız için değil. O iki küçük çocuk için. Babasız bıraktığın Akkız'la anasız bıraktığın Batuga için. Seni vurmayı çok istedim Han'ım. Seni yüreğinden vurmayı çok istedim. Kaç. Kaç pençe. Bu kılıç boğazını çok kesmek ister. Kaç seni bir daha görmeyeyim. Görürsem töre de görür. Tılsımla babanın canını aldı gibi senin de canını alır. Kaç! Temur'la kaçırdığı kızı bulup getirin bana. Han baba. Akkız'ı da yanıma alayım. Temur bize karşı koymaya çalışırsa ona ihtiyacım olabilir. Bak kız yok. Sana ne dediysem onu yap. Tamam baba. Çık! Sen. Balamir'in tuzaklarından niye haberim olmadı? Hanım benim de haberim olmadı. Hepsini benden gizli yaptı. Sen Batı Gökhanlığı'nın yasavulu değil misin? Balamir pençe ordusu kurarken sen ne yapardın? Geyik mi ağlardın? Hanım. Seni yasavulluktan aldım. Yes. Sınırlarıma kadar dayanan ordunuz geri dönecek. Ordumuzun geri dönmesini ben de çok isterim. Ancak imparator kızının onuru zedelendiği için gerçekten çok öfkeli. Gökhan'ına gözdağı vermek çine mi kaldı? Geri dönecek diyorsam geri dönecek. Ulu Kağan'ım.
Babam benim onurum için göğün üzerine yürür. Ya geri dönmezse? O zaman Çin'le savaşırız. Sen de sağ kalırsan onurunu alır, baba evine geri dönersin. Sen Günseli, Çolpan'ın kayaya gelin edeceği kızı zehirledin. Benim salak oğlum da kızı kaçırdı. Dağla, Çin'le ilişkilerimin canını okudunuz. Hanım, bir daha olursa ona sana geri dönersin. Günseli'ye tutkun için zehir verdin. Saraydan kaçıp karşıma pençe olarak çıktın. Bütün Acun'a yaramı gösterdin. Şimdi de sarayda kalmak için oğlumla düğün istersin. Hanım, Akkız'a yetki vermişsiniz. Ben babamın yargılanmasını sağladım. Akkız da bana sizin adınıza söz verdi. Başlatma Akkız'dan. Düğün müğün yok. Dayangu, Sabar Bey'ine haber verin. Gelsin, oğluna benim yeğenimi alsın. Ne? Ben o haydutlara gelin olamam. Olursun. Öyle bir güzel olursun ki. Git biraz da onların başına bela ol. Sen ne yaparsın? Nedir bu öfke? Herkesi, her şeyi yaktın geçtin. Bu böyle olmaz. Bargı Bek'i Yasavulluğa geri alasın. Balamir'den boşalan Yavgulu'ya onun ayıp atayasın. Çin'le oturup konuşup anlaşmamızı yeniden sağlayasın. Devleti nasıl yöneteceğimi bana öğretme. Beğenmediysen sen de Rus Kinezi babanın evine dönersin. Bana bak Dağlı. Alpagoan'la ne dersin? Ona bunu nasıl kabul ettirirsin bilmem. Ama ben Batugay'la evin bu sarayda kalmazsam... Bugün babamı sattığım gibi... Yarın seni de satarım. Babana da, kurultaya da senin akıllı olduğunu söylerim. Babam gibi yargılanmanı sağlarım. Senin ne işin var burada? Babam sana kaç yoksa canını alacağım demedim. Sen nasıl taht odasında kendini ortaya atarsın? Ya baban ardını dönüp seni görseydi, ya aklın olduğunu anlasaydı. Sırf bu yüzden evlenmez misin kır çiçekle? Babam kılıç çekti sana. Canını alacak sandım. Ne yapacaktın? Kılıcın önüne mi atlardın? Atlardım. En korktuğum şey olmuş. Babam senin pençe olduğunu öğrenmiş. Kendi aklımın derdine mi düşecektim? Düşeceksin. Pençe benim. Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Var mı? Çok. Zaten duyguların aklı yoktur. Zaten alıktır duygular. İyi ki senin de aklın yok. Yoksa sen de bana yalan söylerdin. Söylemeyen tek kişi olduğun için sağ olasın oğlum. Var olasın. O kızı da unut. Çünkü bir kere daha görürsem onun canını alırım.
Yarın bıraktığımız işi tamamlayacağız. Dedemin kurganını kazacağız. Tam gazını çıkaracağız. Ve o bir günde babama bitiklerin sahte olduğunu kanıtlayacağız. Eğer babam anamın suçsuz olduğunu anlarsa belki o zaman bize bir şans verebilir. Balamir'i Gökzindanı'ndan kaçıracaksınız. Nasıl? Çin İmparatorluğu'nun danışmanısın sen. Çevirmediğiniz dolap yok. Şafak'tan önce Balamir Göksaray'dan çıkmış olur. Tayzun'un ne işi vardı burada? Temur'la tutkunun yerlerini bilip bilmediğimi sordu. Sen ne dedin? Ne diyebilirim? Yerlerini mi bilirim? Bilsen söyleyecektin. Saltok. Biliyorum. Balamir'i kaçırmaya çalıştığım için bana kızgınsın. Balamir'le bir olmaya kalkmak, öc almak değil. Hırs. Yoksa sen de mi Balamir gibi tat sevdasına düştün? Yoksa sen de mi Çolpan? Etmeyesin. Balamir'in ne hale geldiğini görmez misin? Dağ Hanı'na sevdasından, Gök Hanı'na ihanet eden Gök Yasavulu karşıma geçmiş benim öcümü yargılar. Sevdandan mı göğe ihanet ettim sanırsın? Ben göğe gözümün önünde masum bir çocuğun boynuna yay kirişi geçirdikleri için ihanet ettim. Bilirim. Bu yarayı açtığım gün demiştin. Sen ne demiştin? Adalet için öc isterim demiştim. Adalet için öc isteyen o kadına ne yaptın Çolpan? Balamir Yabgu'yu zindandan kaçırmanı isterim. Siz ne söylediğinizi bilmezsiniz. Sözün bitmeden nereye gidersin Tayangu? Sözünüzün dinlenecek yanı yoktur. Benden töreme ihanet etmemi beklersiniz. Yanlış anlamışsın. Senden aileni kurtarmanı bekleriz. Oğlum. Şimdi söyle bakalım. Kalan çocukların yaşasın mı, ölsün mü? Ölüm zamanım yaklaştı. Zamanı Tengri yaşar. Kişioğlu hep ölmek için türemiş. Sökümü vakti içinde olsa. Kardeş olmaya. Göksaray! Uyan! Göksaray! Uyan! Tamam.
yaparsın sen burada? Yürü. Tango. Sen. Çekilesin Yasemol. Götürün. Çok yardımcı oldun Tayango. Peki oğulları? Oğul. Biz dostuz. Yüreğine yiyordun kılıcı. Geçin. Sığma. Sen ne yaptın? Yüreğimin sesini dinledim. En iyi siz anlarsınız. Biz anlarız. Da siz bunu koskoca Acun'a nasıl anlatacaksınız onu bir düşünmek lazım. Sen onu kendine dert etme. Nasıl buldunuz bizi? Künata söyledi. Daha bulmuş sizi. Çolpan Han buraya bir bölük çeri göndermiş bile. Sizi geri götürmemiz gerek. Dönmek yok. Temurtekin'im. Gözlerimizle gördük. Çin on binlerce askerle sınıra dayanmış durumda. Siz dönünceye kadar durmayacaklar. Dönelim. Çıkın siz aşağıda bekleyin. Oraya! Ev! Hurry!
Neler olur burada? Kaya Tekin'im. İlk hisse haberi olmamışım. Yoksa yetişemezdiniz. Bunlar Timur Tekin'i öldürürdü. Tutkun nerede? Dağlılar. Tutkunu götürdü. Kimse peşimden gelmesin. Geleni öldürürüm. Kuzey. Buldum.